ulaştım desen çıldırıyor. Balık desen çıldırıyor. Bir tane şurada bak bak, bir tane insanın yüzü gülüyor mu? O paranın bütün sorunu ne biliyor musun? Alt tabakanın cahilliği. Bak, hem bu sıkıntıyı çekiyorlar, hem de halinden bunları taşıyorlar. 74 yaşındayım. Ben bu ana kadar böyle bir kepazelik görmedim. Ya el ayak çıkıyor, biz hala manav kuyruğuna giriyoruz ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hala o da Allah razı olsun işte yay oluyor. Ya ne yay oluyor arkadaş ya? Ne yay oluyor? Adayımızın bir tanesi Binali Yıldırım. 12 sene şey yaptı, Ulaştırma Bakanı yaptı. 2 sene başbakanlığı yaptı. Ben de 20 senedir bunların elinde. Ya bu ana kadar çözülmedi şimdi bu ikisi. Bundan sonra mı çözecekler bu olayı? Ekrem İmamoğlu. Genç, dinamik, deneyimsiz. Yıldırım'a bakın, artık geçmiş kendinden. Yani olsa da olur, olmasa da olur havasında. Hükümetin tamam rüzgarın arkasını almış ama kendi başına olsa hiçbir şey yapamaz. İstanbul'un problemlerini şu anda oturmuş bir şey var ama yani bir değişim de şart, o da olacak yani. Olması gerekiyor artık. Ya biz ailecek AK Partiliyiz. Yerelde bir değişim gerçekten istiyorum. Tabii ki şunu da göz önünde bulunduruyorum. Yani yıllardır AK Parti, ondan önceki dönemleri de biliyorum. Biz daha iyisini istiyoruz. İnsan olarak bu hakkımız. Ve daha iyisi kim olursa biz hayırlısı olsun diyoruz. AK Parti 16 yıldır iktidarda. Yani bugüne kadar bütün sıkıntıları, bütün şeyleri biliyor zaten. Yani AK Parti daha faydalı olur gibi düşünüyorum ama şu anki duruma bakıyoruz. Yani hiç iç açıcı bir şey yok. Yani ben kendim de AKP'liyim. Yıllardan beri AK Parti'ye oy veriyorum ama bu seçimde bir değişiklik yapacağım. Fiyatlar aldı başını gidiyor. Artı yani çözümü bildikleri halde bir türlü çözüm üretemiyorlar. Bir sıkıntı var. Yani hep dış güçler diye söylenim yapılıyor ama yani dış güçlerle bir alakamız yok. Artı hükümet bütün noktalarında kendi ellerinde. Madem bu noktada hiçbir şey yapamıyorsa AKP, bundan sonra ne olabilir? Yani size soruyorum, ne olabilir?